Tarih içinde Bediüzzaman programından merhaba. Doçent Doktor Adem Ölmez ile birlikte Bediüzzaman'ın hayatını konuşmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden isterseniz devam edelim. Peki İstanbul'da mütareke yıllarında başka hangi gelişmeler oldu? Bediüzzaman'ın da içerisinde olduğu. Mütareke dönemi o dönem entelektüelleri açısından sınav gibiydi. Kimisi Amerikan yanlısı, kimisi İngiliz yanlısı, kimisi Fransız, İtalyan yanlısı olanlar vardı. Ve bunlar görüşlerini artık açıkça söyleyebiliyorlardı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin o gün kendi içerisinden bir kuvvetin istiklali sağlaması pek çoğuna göre mümkün değildi. Hutuvat-ı Sitte'de Bediüzzaman aslında bunun mümkün olduğunu da göstermişti. Kuvayi Milliye aleyhine verilen fetvaya cevap vermişti. O fetvanın içeriğini Hutuvat-ı Sitte adı altındaki bu eserinde de yazmıştı. Mütareke dönemi aslında böyle bir dönem. Yani Bediüzzaman ve onun emsali entelektüellerin sınav verdiği, bir kısmının sınıfta kaldığı, bir kısmında geçtiği bir dönem. Hani olur ya 28 Şubat döneminde sınıfta kalanlar vardır. Farklı dönemlerde sınıfta kalanlar vardır. Mütareke dönemi de öyle bir dönem. Hem de büyük bir sınav. İşte Bediüzzaman Hutuvat-ı Sitte ile o sınavı geçenlerin başında geliyor. Bunu tabii daha ayrıntılı çalışmak gerekir bana göre. Önümüzdeki dönemde Hutuvat-ı Sitte ve o dönemde yapılan diğer çalışmalarla birlikte düşünülmesi lazım. Süleyman Nazif'in Kara Bir Gün adlı makalesi de aynı çerçevede değerlendirilebilir. İngiliz işgaline karşı bir tepkiydi. Bediüzzaman, Hutuvat-ı Sitte'si de ve diğer çalışmalar. Bu şu değerlendirme yapabilir miyiz o zaman? Bu isimlerin İngiliz işgaline karşı son derece sert diyebileceğimiz bir nitelikte cevap vermesi, işte bunun yayınlanması, basılması, dağıtılması vesaire İstanbul'da. İşgalin niteliği hakkında bize neler söylüyor? Yani nispeten gevşek bir işgal miydi yani? Kuşkusuz. Yani işgalin niteliği hakkında bize şunları hatırlatır. Mesela Bediüzzaman Hutuvat-ı Sitte adlı eserinden sonra o dönemdeki İstanbul'da bulunan İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı Harrington görüldüğü yerde yakalanması emrini vermişti. Fakat daha sonra kendisine verilen bilgilerde Bediüzzaman'ın özellikle Şarki Anadolu'da halk arasında büyük itibarı olduğu ve bunun eğer tutuklanacak, cezalandırılacak olursa Anadolu'nun İngilizlere karşı büyük tepki göstereceğini söylemişlerdi. Bu da o dönemdeki İngiliz politikalarına aykırı bir şeydi. Bildiğiniz gibi o dönemde bu emperyalist savaşçı güçlerin egemen olduğu dönemde bir yandan da bu emperyalizmin insani yüzü diyebileceğimiz Wilson ilkeleri gibi İngiliz'in başka ülkelerdeki işgalci politikalarında insani yüzünü gösterdiği politikalar egemendi. İstanbul'da da onlar vardı. Hatta herhalde yani Hutuvat sitedeki bazı soruları düşünürsek eğer, hani bazı iddiaları düşünürsek eğer, işte iddiaçılar için söylenenler vesaire, ciddi bir hani ikna etme yönelik bir şey de var. Gerçi Evet, burada tabii evet. İngiltere'nin büyük bir sömürgeci olması ve büyük bir sömürge deneyimi olması herhalde burada etki eden faktörlerden biri. Evet, yani sorulardan da gerçekten anlaşılıyor. Yani işte bizi büyük olarak tanıyın, işgalci güç olarak bizi tanıyın. İşte zaten siz işte Almanlarla birlikte hareket ettiniz. Biz de güçlüyüz vesaire gibi bir takım argümanlarla efendim İstanbul'da bir anlamda yumuşak bir şekilde egemenlik sağlamayı hedeflemişlerdi. Daha önce ifade ettiğimiz gibi biliyorsunuz işgal güçleriyle efendim bir Osmanlı takımı olan Fenerbahçe arasında bile maç yapılmıştı. Bu bile o iki taraf arasındaki buzları eritmeye dönük İngilizlerin yumuşak bir şekilde işgal etmesini sağlayacak olaylardı. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Bediüzzaman gibi işte bahsettiğimiz Süleyman Nazif gibi onlar da ılımlı davranabilirdi. Pek çok entelektüelin yaptığı gibi. Onlar da ılımlı davranabilirdi. Ancak Bediüzzaman'da o ılımlı yüzü
göremiyoruz. İşgale karşı, hürriyetin yok edilişine karşı çok sert bir üslup kullanılmıştı. Şeytan denilmişti. İslam dünyasında en ağır itham şeytan olarak benzetilmekle yapılabilir. O şekilde söylenmişti. Hutuvat-ı Sitte ile bir anlamda siz buradan çekin gidin mesajı verilmişti. Ama söylediğimiz gibi İngiliz kuvvetleri tepki çekmemek için Bediüzzaman'a da fazla ilişmediler. O yıllarda Çamlıca'da bir köşkte yaşıyor. Yusuf İzzettin Paşa'nın köşkünde yaşıyor malum. Hatta işte dönemin başbakanı Said Halim Paşa Yeniköy'deki yalısını vermek istemiş. Bediüzzaman kabul etmemişti. Çamlıca'daki yalısı onun için daha uygundu. İşgal kuvvetlerinin İstanbul'da egemen olduğu dönemde daha önce de konuştuğumuz gibi Rusya'dan gelmiş, o enfüsü aleminde yaşamaya başladığı bir sırada İstanbul'da işgalle karşılaşmıştı. Savaşın bittiği yıllarda artık daha istikrarlı bir İstanbul beklerken karmakarışık bir İstanbul'la karşılaşmıştı. Aslında ilk geldiği mütarekeden biliyorsunuz 3 ay önce gelmişti İstanbul'a. İlk geldiği günlerde Çamlıca'da oturup Beykoz'a gidip dua ile enfüsü aleminde yaşayacaktı. Öyle bir hayata başlamıştı. Yuşa Tepesi'ne çıkıp orada ibadetle meşgul oluyordu, tefekkür ediyordu. Ama beklenmedik gelişmeler oldu. Anadolu efendim işgal edildi, İstanbul işgal edildi. Bu yeni duruma karşı pozisyon almak gerekiyordu. Onun pozisyonu da Hutuvat-ı Sitte ile ortaya çıktı. Aslında işte en başından en sonuna kadar Bediüzzaman bütün olaylar karşısında bir pozisyon alıyor. Buradaki mütareke dönemindeki pozisyonunu en güzel anlatan olay da Hutuvat-ı Sitte oldu. Peki bu yıllarda karşılaştığımız bir olay daha var. Bediüzzaman'ın Anglikan Kilisesi ile daha doğrusu Anglikan Kilisesi'nin sorularına verdiği cevap. Buradan... Evet. Anglikan Kilisesi biliyorsunuz Hristiyanlığın 3 önemli mezhebinden birisi. Reform sonrası İngiltere'sinde oluşmuş bir mezhep. 15. yüzyılın sonları, 16. yüzyılın başlarında bilindiği gibi Avrupa'da büyük bir reform hareketi olmuştu. Luther'in liderliğinde Almanya'da başlamış ve bütün Avrupa'yı kaplamıştı. İşte Fransa'da Calvin, efendim İsviçre'de Zwingli ve öncülük yapmıştı. Buna karşılık İngiltere'de de Anglikanizm ortaya çıkmıştı. Meşhurdur. İngiliz kralı 8. Henry'nin bir türlü yaşamak istemediği eşinden boşanmak istemiş. Ama Katolik ilkeleri çerçevesinde boşanamamıştı. Yara esprili bir şekilde 8. Henry'nin karısından boşanmak için yeni bir mezhep ihdas ettiği iddia edilir. Haklılık payı da yok değildir. Katolik kilisesinin ilkeleriyle Protestan kilisesinin ilkelerini birleştiren bir kilise öngörülmüş ve kilisenin başkanlığına da bir anlamda 8. Henry geçmişti. Yani İngiliz kralları kilisenin başkanı olmuştu. Halbuki Katoliklerin lideri din adamıydı. Protestanların lideri din adamıydı. Ortodoksların lideri din adamıydı. Ama Anglikanların lideri bir devlet adamı, siyasetçi. Bugün bile o niteliğini hala koruyor biliyorsunuz. Anglikan Kilisesi ile ilgili belki şunu da söylemek lazım. Milli bir kilise. Reform sonrası Avrupa'da meydana gelen genel hareketlerin özelliğine uygun olarak milli bir kilise olarak teşekkül etti. Ancak bugün biraz da İngiliz sömürgeciliğinin etkisiyle bütün dünyada varlığını hissettiren bir kilise haline geldi. Hatta işte çok müntesibi olan Hristiyanlık mezheplerinden birisi haline gelmiş durumda. O yıllarda da Anglikan Kilisesi etkin çalışma içerisinde. Yani siyasetçiler İstanbul'un işgaliyle, savaşlarla vesaire uğraşırlarken kilise mensupları da kendi inanç sistemlerini topluluklara kabul ettirme eğilimi içerisinde. Artık misyonerlik resmi bir politika haline gelmiş. Çanakkale, efendim Kut vesaire zaferlerden sonra İstanbul'a kolaylıkla giren ve tarihin çok farklı bir şey tecelli ettiği İstanbul'un işgalinden sonra
efendim İstanbul'da İngilizler egemen hale gelmişti. Tam da böyle bir ortamda, mütareke ortamında. Anglikan Kilisesi'ne mensup bir derneğin meşihata göndermiş olduğu sorular var. Bu sorulara cevap istemektedirler ve cevabın kelimelerinde sınırlı tutmaktadırlar. Gerekçesi şu aslında, o dönemde dinlerle ilgili bir kütüphane yapılacaktır ve İslam diniyle ilgili bilgileri içeren bir kitap da konmak istemektedir. İslam diniyle ilgili kitap demek ki o anlamda bulamadılar demek ki. Tırnak içinde tabii. Ama meşiattan bu konuyla ilgili bilgiler isteniyor. Meşiat tabii o dönemdeki Şeyhülislam etkin ve yetkin bir kurum olan Darülhükümetül İslamiye bunu yöneltiyor. Bediüzzaman'da üyesi oldu. Bediüzzaman'da üyesi olduğu Darülhükümetül İslamiye'nin cevaplamasını istiyor. Tabii şöyle bir ortam var. İstanbul işgal altında. Herkes hürriyetini kolaylıkla kullanamıyor. İngilizler padişaha, halifeye bile hükmetmişler. Anadolu'da Kuvayi Milliye Hareketi başlamış ve o işgallere karşı direniş Anadolu'nun bütününde kendisini göstermeye başlamış. İstanbul'da da yavaş yavaş bu Anadolu'ya doğru entelektüellerin ve askerlerin gidişi organize ediliyor. İşte Anadolu yakasında belli merkezlerden yavaş yavaş Anadolu hareketine katılmak için gidiyorlar. Böyle bir ortamda. Bediüzzaman böyle bir ortamda soru sorulmasına çok ciddi bir şekilde tepki gösterir. Tabii bu tepkisi belli kelimelerle istemişlerdi ya. 6.000 kelimeyle değil, 600 kelimeyle değil, 6 kelimeyle değil, 1 kelimeyle bile cevap vermem ve bir tükürük ile cevap verilmesi uygun olur diyecektir. Yani Ve burada herhalde bir şey var. İşgal edilen bir toprakta hani böyle bir sorunun gelmesini şey buluyor. İzzetine aykırı buluyor muhtemelen, değil mi? Yanlış mı yorumluyoruz? evet, şöyle diyor, yani ayağını boğazımıza bastığı dakikada onun papazı Malrane bize bu soruları yöneltiyor diyor. Yani benzetme de enteresan. Sen yıkılmışsın, birisi gelmiş ayağını boğazına basmış ve sana soru soruyor. Ne kadar mantıklı, ne kadar makul olabilir böyle bir şey? Yani Bediüzzaman'ın bir şey var. Biraz evvel anlattığınız hani sorunun arka planına dair anlattığınız şeyler talebin aslında iyi niyetli bir talep gibi duruyor. Ama öte tarafından buradan baktığımızda ise son derece hani uygun olmayan bir ortamda sorulan soru. evet, yani normal şartlarda sorulmuş olsa ve ona efendim cevaplar aransa oldukça mantıklı olabilir. Hizmet tebliğ amaçlı da efendim cevaplar verilebilir. Ama tam böyle bir sıkıntıdasın, işgal altındasın, zulüm altındasın ve öyle bir ortamda sana sorular soruluyor. Şimdi buradan baktığımız zaman en güzel cevabı Bediüzzaman vermiş diyor insan. Yani öyle bir ortamda ancak bu şekilde cevap verilebilir. Peki diğer Darülhükümet İslamiye üyeleri nasıl hareket ediyorlar, cevap veriyorlar mı? Şimdi tabii Darülhükümetül İslamiye'de bütün üyelere vazife oluyor bu. Herkes bu sorulara cevap versin. İşte dört temel üzerinde, Bediüzzaman'ın altı tema şeklinde değerlendirdiği soru var. Hepsi emin hemen cevap kaleme alıyor. Ama onların içerisinde İsmail Hakkı İzmirli'nin ve Abdülaziz Çavuş'un çalışmaları kitap şekline dönüştürülüp onlara cevap olarak sunuluyor. Tabii bu bahsini etmiş olduğum eser şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış bir eser. Anglikan Kilisesi'ne Cevap adında yayınlanmış bir eser. Bunun yanında tabii başka cevap verenler de var. Daha sonraki dönemde Bediüzzaman 1921'de neşretmiş olduğu Lemaat adlı eserinde, yani aradan birazcık da zaman geçiyor, ortalık soğuyor. Cevapsız da bırakmıyor. Her ne kadar o tepkisini gösteriyor, tükürük ile cevap veriyor ama bunu cevapsız da bırakmıyor. Ve o sorulara
kısa bir şekilde. Yani Darül Hikmet İslamiye azası olarak görevini de yapıyor. Görevini de yapıyor. Evet, Darül Hikmet İslamiye'deki o üyelik görevinde yapmış oluyor. Belki izleyicilerimizden merak edenler olabilir. O sorular neler mesela? Sorulardan birisi Muhammed'in dini nedir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dini nedir diyorlar. Fikir ve hayata ne vermiş diyorlar. Mezahim hazıra nasıl tedavi eder? Yani dönemin bunalımlarını İslam dini ya da onun peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl çözer diyor. Ve ihtilali beşere, o dönemde çok görülen toplumların meydana getirmiş olduğu ihtilallere nasıl bakar diyor. Birer cümleyle de cevaplarını söyleyelim. Mesela Muhammed dini nedir, Aleyhisselatü Vesselam dini nedir dendiği zaman ona cevabını bu Lemad adlı eserinde neşrediyor. Kur'an ve imanın 6 esası ve İslam'ın 5 esasından ibarettir diyor. Tabi ben Türkçeleştirerek bunu ifade ediyorum. Fikre ve hayata ne vermiş sorusuna ise fikre tevhid, hayata istikamet vermiş diyerek o konudaki ayet-i kerimeleri deliller olarak sunuyor. Mezahim hazıra nasıl tedavi eder? Yani dönemin bunalımlarını, sıkıntılarını nasıl giderir? Toplumsal sorunları nasıl çözer? Sorusuna cevap olarak hürmeti, riba, vücubu, zekat, yani faizin yasaklanması ve zekatın sosyal hayata kazandırılmasıyla bunalımlar çözülebilir diyor. İhtilali beşere ne nazarla bakar Muhammed'in dini, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini, İhtilali beşere ne nazarla bakar sorusuna ise çalışmak esastır diyor. Yani servet belli toplum kesimlerinde toplanmamalı ve servet elde saklanmamalı. Bir anlamda sosyolojik anlamda işte çok az insanın elinde sermayenin ve servetin toplanmaması bütün halka yayılması gerektiğini söylemektedir. Yani tabii bunların işte 1917 Bolşevik devriminden sonra sorulduğunu ve Bediüzzaman tarafından cevaplandığını herhalde belirtmek gerekir ki daha iyi anlayalım. Evet, yani Anglikan Kilisesi'nin de tabii aslında o dönemde bu sorular aslında önemli. Demiş olduğunuz gibi aktüel, Bolşevik ihtilal olmuş, konuşulan konular. Onlar çok fazla bu konuları yorumlamakta aciz kalıyorlar. İslam dinine soruyorlar ve böyle bir cevap alıyorlar. Tabii başta da söylediğimiz gibi bu cevapları sonraki bir eserinde, Lemat adlı eserinde neşrediyor. Asıl cevabını daha önce çok şiddetli bir şekilde tepki göstererek vermişti. Aslında bu Bediüzzaman'ın İngiliz emperyalizmine, İngiliz sömürgeciliğine öteden beri mesafeli duruşunun örneklerinden sadece bir tanesi. Daha önceki dönemlerde ve daha sonra Bediüzzaman bildiğiniz gibi İngilizlerin dünyanın dört bir yarındaki o İslam aleminde kurmuş oldukları zoraki egemenliğe tepkisini her zaman gösteriyordu. Burada bizzat kendi vatanında, kendi memleketinde karşılaştığı duruma karşı çok şiddetli bir tepki göstererek kendi fikirlerini ortaya koymuş oldu. Yani müteahhiti dönemindeki Bediüzzaman'ın belki iki önemli etkinliği, pek çok şey var ama ikisi öne çıkarsa bunlardan birisi Hutuvat-ı Sitte, diğeri ise Anglikan Kilisesi'ne verilmiş oldu. Bu muhteşem cevaptır diyebiliriz. İkisi de doğrudan İngilizlere, işgalci İngilizlere evet, karşı olması ilgi çekici. Yani gelmeden önce biraz çalışırken program için şeyi gördüm. Bu süreç aslında tam da eski Said'den yeni Said'e geçiş dönemi. Yani Bediüzzaman'ın hayatı özelinde baktığımız zaman işte Rusya'dan, esaretten, dönüşten itibaren İstanbul'da aslında çok fazla, yani o 1908 ikinci meşrutiyet döneminde gördüğümüz Bediüzzaman'ı pek görmüyoruz gibi. Sanki daha geri planda olan, daha tefekküre dalmış bir Bediüzzaman görüyoruz. Doğru mu? Evet, yani aslında bu tam da geçiş süreci. Mütareke dönemi aslında Bediüzzaman'ın eski Said'den yeni Said'e geçiş dönemi demek mümkün. Malum Rusya'da esarette kazanmış olduğu tecrübelerle artık enfüsü aleme
geçmeyi düşünmüştü. Hatta işte Yuşa Tepesi'ne çıkarıp tefekkür ederek bunu da göstermişti. Ancak onun hayatında şöyle de bir şey var. Eski Sait o tavrı onun belli olaylar, belli şartlar içerisinde ortaya her zaman koyabildiği bir tavır aslında. Mesela şu tarihle şu tarih arasında evet Eski Sait dönemidir ama daha sonraki eserlerinde de mesela Eski Sait gibi cevap vermek zorunda kaldım diyerek efendim ifade ettiğini görürüz. Demek ki şartlar Eski Sait dönemindeki gibi olunca o üslubu yeniden kazanıp kendisini o şekilde ifade Yani edebiliyor. çok keskin bir dönemleme yapmak o zaman doğru değil. Yani bir Doğru eski değil Seyit, yeni aslında. Seyit veya şunun Seyit dönemi diye. Şimdi mesela Hutuvat-ı Sitte'deki cevabını insan okuyunca daha çok bir Eski Sait üslubunu hissediyor. Tam da böyle geçiş zamanı işte enfüsü aleme geçtiği bir dönemde. Ama oradaki işte eserlerle meşgul olması, efendim iman hizmetine artık daha yoğunlaşıp siyasetle araya mesafe koyması vesaire aslında bir yeni Sait'e geçişi gösteriyor. Ama orada da işgaller karşısında ve dine, imana gelen hücumlar karşısında asla durmuyor ve tepkisini de gösteriyor. Bu tabii bu durum belki işte iki halinin de görüldüğü bu mütareke dönemindeki yıllardaki bu durumu sonraki yıllarda da bazen böyle celallenip cevap vermek gerektiriyor ki o zaman diyor ki ben Eski Sait üslubuyla cevap vereceğim diyor. Bunu da hatırlamak lazım. Belki Eski Sait'i bazılarının ifade ettiği gibi işte bir takım daha sonraki dönemlerde tasvip etmeyeceği davranışların gösterildiği bir dönem olarak kabul etmek bana göre yanlış olur. O şartlar içerisinde efendim öyle bir pozisyon gerekiyordu. Onu gösterdi. Mütareke döneminde bunun ikisinin de örneklerini gösterdi. Sonraki dönemde de Yeni Sait döneminde yoğunca Yeni Sait'in özelliklerini, enfüsü alemdeki hayatı gösterdi. Ama yer yer onun içerisinde de Eski Sait tavrını alarak mücadelesini gösterdi. İşte mesela Ankara valisi Tandoğan'a karşı göstermiş olduğu tepki bir anlamda Eski Sait tavrıdır. Bu tam Yeni Sait döneminin tam da merkezinde olan bir dönemdir. Öyleyse bu dönemlemeleri sizin de ifade ettiğiniz gibi çok keskin çizgilerle ayırıp bir dönemde yaptığını başka bir dönemde yapmadı gibi ya da hata etti kavramı üzerinden ele alarak değerlendirmenin doğru olmadığını, şartlara göre pozisyon değiştirip yine istikamet ve istikrar içinde hayatını sürdürdüğünü görmemiz gerekiyor. Sait bir bütündü yani eski yeni ayırmamak lazım Evet, diyoruz bir eski nevi. yeni ayırmamak lazım. Eski yeni, evet. Önemli yani şeyden sonra İstanbul hayatındaki işte çok önemli iki hadiseden bahsettik. Bir de bir yandan da tabii Anadolu'da organize olan bir etkinlik göstermeye başlayan bir direniş var. Ki bunların biz İttihat ve Terakki'nin aslında yerel bağlantılar olduğunu biliyoruz. Bediüzzaman'ın da İttihat ve Terakki liderleriyle olan ilişkisine baktığımız zaman Bediüzzaman'ın Anadolu'ya çağrılması, Ankara'ya çağrılması çok şaşırtıcı değil burada. Ama Bediüzzaman bir müddet daha İstanbul'da kalmayı tercih ediyor. Ama daha sonrasında o da artık Ankara'ya geçecek. Bu süreçte baktığımız zaman Bediüzzaman'ı Ankara'ya geçmeye iten şey neydi? Aslında bunu iki yönlü düşünmek lazım. Bir Bediüzzaman açısından, bir de Ankara açısından buna bakmak lazım. Ankara açısından bakıldığı zaman İstanbul'da Bediüzzaman nasıl görülüyordu? Savaşmış, Birinci Dünya Savaşı'nın içerisinde yer almış ve mütareke döneminde de Hutuvat-ı Sitte gibi bir eser yayınlayarak onu herkes duymuş, efendim herkesin dilinde olan bir şey. İngilizlere karşı çok şiddetli bir tepki göstermiş. Mantıken Ankara hareketinin Bediüzzaman'ı davet etmesi gerekir. Çünkü pozisyonunu ortaya koymuş. Ayrıca Hutuvat-ı Sitte'nin biliyorsunuz maddelerinden birisi de Ankara hareketiyle ilgiliydi. Onları işte sergerde isyancı, anarşist vesaire diye tanımlayan İngiliz politikaları işte İstanbul'daki işgal altındaki halifenin itaat ederek efendim yaşanması gerektiğini söylüyorlardı. Ama Bediüzzaman da ona şiddetle karşı çıkmıştı. O mantıksal harekette şunu söyleyebiliriz. Aslında Ankara'dan bakıldığı zaman Bediüzzaman'ın İstanbul'dan Ankara'ya davet edilmesi gerekiyor. Bediüzzaman ise hayatı boyunca tehlikeli yerlerde bulunmuş. Kendi açısından baktığımız zaman
Nerede bir ülke korunacağı zaman savaş varsa savaşa gitmiş. Yapılması gereken başka bir davranış biçimi varsa onu tercih etmiş. İstanbul işgal altında. Tehlikeli yer. Anadolu o zaman daha salim görülüyor. Yani savaşlar yok. Henüz bir mücadele başlamamış. Onun için tehlikeli yerde bulunmayı tercih ederim diyor. Orada gerçekten de yapmış olduğu hizmet ortada. Hutuvat Sitte ile yapmış olduğu hizmet ortada. Fakat durmuyorlar. Sürekli Ankara'ya davet ediyorlar. Tabii şey de var herhalde. Yani Ankara'ya da yani o dönem işte Ankara İstanbul arasında bir yavaş yavaş bir rekabetten bahsetmek de mümkün. Ankara'ya ciddi bir meşruiyet sağlayacağı da herhalde söylenebilir. Bediüzzaman'ın Ankara'ya geçmesi. Evet, kuşkusuz o dönemde Ankara'ya geçen ulemalar vardı. Ancak işte toplum nazarında meşhur, İstanbul'da da meşhur olmuş Bediüzzaman'ın Ankara'ya geçmesi oraya meşruiyet sağlayacak bir şey olabilirdi. Ancak Ankara Meclisi'nde Bediüzzaman'ın önceden tanıdığı pek çok kişi vardı. Onlardan birisi de eski Van valisi Tahsin Paşa'ydı. Tahsin Paşa'yla biliyorsunuz Van'da bulunmuş, evet. Tahir Paşa'dan önce valilik yapmış bir kişiydi. Samimiyetleri vardı. Ayrıca bölgenin milletvekilleri Bediüzzaman'ı çok iyi biliyorlardı. Daha önce de bahsetmiştik. Bölgenin entelektüelleri ve ileri gelen politikacılarıyla Bediüzzaman bölgeyle ilgili konularda beraber hareket etmekten hep beraber hareket etmeyi tercih ediyordu. Bunu mesela işte şeyde örnek vermiştik. Kürt ve Ermeni devleti kurulmasına karşı ortak bir deklarasyon da açıklamışlardı. Gazetelerde yayınlamışlardı. Ankara'da meclis açıldıktan sonra, tabii o meclisin açılışını falan da burada dikkate almak lazım. Çünkü o zaman meclis nasıl bir hava, nasıl bir atmosferde açılıyor onu da görmek lazım. Ankara'da 2 yıl, henüz İstanbul'da 2 yıla yakın bir süre yaşanmış. Efendim, Haziran 1918'de İstanbul'a esaretten dönmüş, gelmiş. Ve Nisan 1920'de meclis açılmış. Meclis açılırken insanlar tabii şöyle bakıyor. Bugünkü zihin yapımızda olaya bakmamakta fayda var. Osmanlı İstanbul işgal edilmiş. Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılmış. Ve Osmanlı Mebusan Meclisi'nin üyeleri daha salim bir yerde toplanmaları gerekiyor. Ve Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri, ayrıca işte Sivas'ta toplanmış olan, oluşturmuş olan temsil heyetinin seçmiş olduğu insanlardan oluşan Ankara Meclisi, Nisan'ın 1920 Nisan'ın 23'ünde açılmıştı. Meclis açılırken dualarla açılmıştı, kurbanlar kesilmişti. Burada yeni bir devlet, efendim yeni bir zihin yapısı, zihniyet yapısı oluşacak, yeni bir devlet politikası oluşacak, öyle bir şeyler henüz yok. Aslında İstanbul'dan bakan insanlar şöyle görüyor, İstanbul işgal altında, parlamenterlerin gidip Ankara'da toplanması mantıklı. İstanbul'daki parlamenterler gidiyor zaten. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin sürgüne gönderilmemiş, Malta'ya gönderilmemiş üyeleri toplanıyor Ankara'ya. Geliyorlar. Temsil heyetinden de bazı seçilmiş olanlar da Ankara'ya geliyor. Ve bu ikisinden oluşan bir karma meclis var. O zaman meclisin oluşturmuş olduğu imaj şu aslında. İşgal edilmiş olan payitahtı İstanbul. Payitahtın efendim ve Anadolu'nun temsilcilerinin salim bir yerde, güvenli bir yerde toplanmasıdır. Ve amaç da yani işte payitahtı halifeyi kurtarmak. Evet, halifeyi kurtarmaktır. O günkü zaten mesela Mustafa Kemal'in Samsun'a ulaştıktan sonra padişaha göndermiş olduğu efendim metinlerden de anlaşılacağı gibi padişahı halifeyi kurtarmak için hareket edildiği herkesin ortak bir söylemidir. Farklı bir şey henüz bu tarih itibariyle yok. Ya zaten meclis kompozisyonuna baktığımız zaman da işte çoğunluğun eski mebuslardan oluştuğunu veya işte birçoğunun da işte hocalardan, alimlerden oluştuğunu da biliyoruz. Dolayısıyla yani daha sonraki henüz daha ne olacağına dair çok en azından herhalde seküler bir devlet yapısı kurulması gerektiğine dair çok fazla kişinin aklında
fikir yok. Evet. Yani öyle bir şey henüz oluşmamış. İşte öyle bir ortamda Bediüzzaman İstanbul'dan Ankara'ya davet ediliyor. Tabi davette yine hemşehrilerinin yani Tahsin Paşa'nın etkisi büyük oluyor. Bediüzzaman ısrarla davet edildiğini görünce Ankara'ya gitmeye karar veriyor. Malum Kasım'ın başında 1922 Kasım'ı başlarında Bediüzzaman Ankara'ya doğru harekete geçiyor. Ve 9 Kasım'da biz Bediüzzaman'ın Ankara'da olduğuna dair elimizde belgelerimiz var. 9 Kasım'dan önceki günlerde Ankara'ya doğru yöneldiğini anlayabiliyoruz. Yani mütarekenin başlamasından, daha doğrusu esaretten dönüşünden Kasım 1922'ye kadar yaklaşık 4 sene İstanbul'da enfüsi bir dünyaya çekilmek isterken çok tantanalı ve çok bir anlamda sonuç da getiren bir hayat yaşadıktan sonra Kasım 1922'de Ankara'ya doğru yola çıkıyor. Yani bu sözlerinizde de birazcık bu bölümü özetlemiş oldunuz. Tam Ankara'ya gelmiş oldu Bediüzzaman. İsterseniz bir sonraki bölümde buradan devam edelim ve Ankara günlerini Bediüzzaman'ı konuşalım. Oldukça tartışmalı, üzerine spekülasyonlar olan bir dönem bu dönem. Kısa bir dönem olmasına rağmen. Haftaya inşallah yeni bir programda, tarih içinde Bediüzzaman'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.